Şu alanı 10 bin yapmaya zorlandı. Geçinebilsem bak işte bu işi yapayım. Nasıl geçinebilsem? 7,5 lira kira parası bile değil daha. Kızılay'a gidip gelemeyim. Evden dışarıya çıkamıyorum. Çünkü yol parası da git gel 50 lira. Yemek de yiyemezsin zaten. 7,5 lirayla evden dışarı çıkamıyorum. İşte bunları satayım. Bunlardan ne kalırsa o da evini geçindireyim. Peki. Ya ne olur ki 10 bin lira bir kira parası oldu. Zengini zenginleştiriyor, fakire iyice fakirleştirmeye başladı. Emeklilere yere çok işini. Peki bir çağrım var mı? Yani 7,5'ün üstüne 2,5 lira koymuş emeklilere yıldı, emeklilerin yılı olarak şey yapayım. Nasıl emeklinin yılı olacak? Diyecekler bu kadar işte. Peki ismini soy ismini alabilir mi? Teşekkür ederim. Mustafa Şahin. Kaç yaşındasın? 53. Yani bir şeyin yanına varılmıyor ki ya. Yani yarı aç yarı tok yaşıyor. Keşte memrün de öyle ne memrün. Şeyleri o kendilerine bir gecede koyuyorlar zamı. Emeklilere aylarca sürdürüyorlar. Ne memrünü aç. Hak yiyorlar. Ama dünyayı düşünen yok hiç. Zalim dünyası yani bu ne ya? Anlatamıyorum. Hasta insanın bir kilo bir şeye gücün yetmiyor. Alamadım ha eve gidiyorum. Birini aldıysam birini alamadım. Bir süt aldım, bir sokum şeyle peynir aldım yarım eve gidiyorum. Yetmiyor ki gücün alsın. Yani ne bileyim şeylere, baştakilerin adı ne onların? Şey oluyor yani. Milletvekilleri. Onlara bir gecede zam koyuyor. Emeklilere kaç ayda 3 milyonu 5 milyonu çok koyuyorlar. Yani iyi ortamda değiliz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Beslenmesi bir yeşilliğe gücümüz yetmiyor. Yeşilliği alamıyor. Ya vallahi gücümüz yetmiyor. Bir yeşilliği alamıyor. Bir kilo bir şey gücümüz yetip almıyor ki. Onlar helal değil. Ne diyeyim? Herkesin maaşının düzenini versin. Emeklileri aç ölmesini bekliyorlar. Maaşları güzel güzel yapsınlar. Bir ev kirası 15 milyon, 20 milyon. Aldığımız bizimle 7,5 elektriğe, suya, aidata. Yani onlara yetmiyor vallahi. Şaştık. Allah böyle olmaz yani böyle. Şey ve demiyorum emeklilerin düzgün para versinler. Ha. Yatıyorlar milletvekillerinin işine ne yapıyor? Onlar kaç mislisini alıyor? Helal mı? Değil. Ben 75 yaşındayım. Bir kilo bir şey canım istese alamıyorum. Bakıp geçiyorum. Doğrusunu söylüyorum ben. İsmi soy ismin nedir? İsmim Rüşen Sevindik. Teşekkür ederim. Ben 51 yaşındayım. Emekli olamadım. Olamadım. Çünkü sigortam eksik çıktığı için olamadım. Hiç eşim emekli. Ama hiç geçinme imkanımız yok. Gerçekten. Yani bu çoluğu çocuğu olanlar, ekmek alamayanlar, ekmek kuyruk yok, kuyruk yok dediler. Bir sürü kuyruk var. Ekmek sırasına, ekmek halk ekmeğin sırasına giriyorsun 6,5 lira. Ekmek sırasında yemin ediyorum 200 kişi oluyor. Anka gerçekten güzel haber yapsın. Emekliler öldü. Bundan sonra emeklilerin yaşam hayatı bitti. Emeklinin ölüm yılı. Gerçekten emeklinin yılı değil, ölüm yılı emeklinin. Bunu böylece söyleyin. Gerçekten herkes duysun. Emeklilerin artık yaşam hakkı yok. Dışarıya çıkma hakkı da yok. Yavan ekmeği yiyecek, oturacak. 25 yıl, 30 yıl insanlar çalışıyor, emek veriyor. Bu yaşa geliyor, rahat edeyim diyor. Bundan sonra da rahat hayat. Diyor mu? Hastanelerde sağlık zaten bitmiş bir durumda. Hiçbir şey yok. Bunu böylece güzelce söyleyin. Siz söylüyorsunuz. Bu insanların halini de görün. Çay içecek parası yok insanların. Gerçekten çay içecek parası yok cebinde. Şimdi buradaki emekli insanların cebine elinizi bir atın, bakın. 5 lirası var mı diye. Lütfen bunu yayınlayın. Bak emekli bunu yapıyor. Emekliler ekiş. 5 lirayı vermeyeceğim dedi. Sonradan Cumhurbaşkanımız sözünü yedi. 5 lirayı verdi ama emekliler artık kanlayacak. %5'inden falan olacak iş değil bu. Memuruyla işçi emeklisi neden ayırt etti ben bunu anlamıyorum. Ayırt edilmiş bir durumdayız artık, dışlanmış bir durumdayız. Neden dışlandık ben de bilmiyorum. Gerçekten yani zor durum emekliler. Çalışacak, 1 liralık 2 liralık bir şey satacak. Giderken de halk ekmekten bir tane ekmek götürecek, karısıyla yiyecek emekli. Başka hiçbir şey yapmayacak.